Selamlar. Sesim geliyor herhalde. İsmim Murat Özel. Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Onları dinlerken gayet heyecanlandım. Ben 1983'te Galatasaray Lisesi'nin ikinci sınıftayken, lisenin ikinci sınıfındayken antrenörlüğe başladım. Basketbol antrenörlüğüne. O zamandan bu zamana hala antrenörlük yapıyorum. Fakat son 3 sene mesleğimde değişiklik oldu. Şimdi tam zamanlı açı babasıyım. Evde güzel bir eğitim alıyorum. İyi bir eğitmenim var. Burada okuyor 11. sınıfta. Onun sayesinde zaten bu sunumu yapıyorum. Ona da teşekkür ediyorum eğer buradaysa Ayşegül'e. Basketbol aslında mesleğim kadar benim yaşam tarzımda. Ben birçok şey öğrendim ve beni basketbol hayata hazırladığını düşünüyorum. Sizlerle bu basketbolun beni hayata hazırladığı 10 tane güçten bahsedeceğim. Burada yaşam tarzı olduğundan bahsetmiştim. Bizim maçları seyrettiyseniz maçların donduğu bir an vardır. Süre durur. Faul çizgisine gidersiniz. Burada bir serbest atışta çember, top ve siz varsınızdır ve orada hayat durur. Bütün seyirciler, rakip, takımınız, antrenörünüz, herkes size bakar. O an çok değerli bir andır. Çünkü en önemli kişi sizsiniz ve o topu o çemberden geçirmeniz lazım. Burada oyuncular nefesini alır, derin bir nefes alırlar, topu tutarlar. Bir hareketi, rutin bir hareketleri vardır. İşte topu iki kere vururlar, sonra tutarlar. Ondan sonra içlerinden bir kelime, sihirli bir kelimeleri vardır. Benim kelimem Gambarimasu. Şimdi içeride arkadaşlar bu sunumu hazırlanırlarken onlara da sordum, biz sizin bir kelimeniz var mı diye. Yok dediler, bundan sonra öneriyorum. Gambarimasu güzel bir kelime. Ben 10 kere 20 kere falan tekrar ettim burada, çünkü sizlere hitap etmek kolay bir şey değil. Şimdi Alice ve Harikalar Diyarı'yla başlamak istiyorum. Çoğunuz okumuşsunuzdur veya seyretmişsinizdir. Güzel bir felsefe var içerisinde. Bildiğiniz gibi Alice tavşanı kovalarken bir anda bir deliğin içine düşüyorlar ve Harikalar Diyarı'nın içine geliyor aslında ve orada yolunu kaybediyor. Yolunu kaybedince dalda bir tane kedi görüyor. Kediye diyor ki hangi yoldan gitmeliyim diyor. Yolumu kaybettim diyor. Kedi de bilge bir kedi. Normal bir kedi değil. Nereye gittiğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin bir önemi yok diyor. Basketbol aslında bize hayatımızı planlamayı, amaçlarımızı ve hedeflerimizi belirlemede çok yardımcı olan bir spor. İmkansız çoğunlukla hep etrafımızda bazı şeyler olur. Hepimizin hayatında bir takım şeyler olur. Bunu yapmam imkansız. Denememe gerek yok dersiniz. Halbuki imkansızın içinde bile bu kelimenin içinde imkan vardır. Ama tabii bu imkanı yaratmak için ona bir ön hazırlık yapmanız lazım. Basketbol oynayanlar bir de antrenman bittiği zaman eğlencesine orta sahadan top potaya atılır. Ama bu bir gün işe yarar. İşte bu bir Efes maçı. Son 3 saniye var ve anlatanlar da umutsuz, diyorlar ki ya işte buraya kadar geldi, bu maç olmayacak galiba. Oynatabilirsin Nikol. Langford ikinciyi kaçırdı. Planinic 2 saniye. Planinic. Şapkadan tavşan çıkardı. Bu hayatta hep var. Yani size birisi eğer bu imkansız diyorsa onun üstüne gidin. İmkansızın içinde imkan var. Şimdi Hüseyin Bolt'u çoğunuz seyretmişsinizdir. Bu bir 100 metre finali. Şimdi genelde etrafımızda ne diyorlar? İstemek lazım. İsterseniz her şeyi yaparsınız. Şimdi bu arkadaki 7 kişi istememişler mi? İstemişler ama onlar, Hüseyin Bolt onlardan daha yetenekli. Dolayısıyla siz önce kendinizi keşfetmeniz lazım. Spor buna yardımcı eder. Basketbol buna yardımcı olan bir spor. Sporun da her dalı buna yardımcı oluyor. Önce kendinizi keşfedeceksiniz. Benim yatkın olduğum şey nedir? Ve hayatı ve enerjinizi onun üzerine kurgulayacaksınız. Çünkü enerjiyi nereye koyarsanız çiçekler orada açıyor hayatınızda. Dolayısıyla istemek yeterli değil. Kesinlikle hazırlık yapmanız lazım. Engellere geçmek için kendiniz çok çalışmanız lazım. Ve neye yatkınsanız onun üzerine gitmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Basketbolun en değerli iki kelimesi bence. Paylaşmak ve yardımlaşmak. Basketbolda iki bölüm var. Biri hücum bölümü, biri savunma bölümü. Takımların başarılı olması için egolarını bir kenara koymaları gerekiyor oyuncuların.
Ve bunun için de hücumda paylaşmaktan bahsediyoruz biz antrenörler. En boş pozisyonu bulana kadar pasları birbirlerine dağıtmaları, yani paylaşmaları. Aslında aynı hayatta olduğu gibi. Savunma. İşte burada bir tane oyuncu, üç kişi beraber savunuyorlar. Yardımlaşmışlar. İyi takımlar birbiriyle yardımlaşan ve paylaşan takımlardır. Aynı hayatta olduğu gibi. Dolayısıyla aslında basketbol bize iyi insan yetiştirmeyi ve iyi insan olmayı öğretiyor. Hem paylaşıyorsun hem yardımlaşıyorsun. Basketbolu bu yüzden çok seviyorum. Siz, tabii burada veliler de var. Ama genç jenerasyon itiraz etme üzerine üstatlar. Yani ben evden biliyorum. Üstatlar yani. Bu konuda da onları destekliyorum. Her şeyi kabullenmek zorunda değiller. Ama itiraz ettikleri şeyin içini doldurmaları lazım. Hazırlıklı olmaları lazım. Nedenlerini bilmeleri lazım. Dolayısıyla meydan okumakta itiraz etmenin aslında bir türevi diyelim. Bu soldaki takım Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde 3500 kişinin eğitim gördüğü bir okulun takımı. En soldaki sarışın hanım Sema Hoca, yurt dışında eğitim görmüş ve Urfalı bir futbolcuyla evlenmiş ve hayatını Urfa'da geçiriyor, yaşıyor. Ve bu okul için kendi hayatını feda etmiş, ben öyle görüyorum. 2018'de tanıştım. Okul, şimdi birazdan videoyu göreceğiz. Hatta görelim istiyorsan, onun üzerine konuşmak daha kolay. Okulun bahçesi burası. Ve okulun bahçesinin bir tane pota vardı. Bu potanın çemberi yoktu ben gittiğimde. Ve bu Sema Hoca, işte terliklerle ve sandaletlerle basketbol oynuyorlar çocuklar. Bu şartlarda Urfa'da birinci oldu. Ortaokul kızlarda birinci oldu. Sonrasında şu an 6 sene geçti. Çok güzel bir sahaları var. Çocukların formaları var ve ayakkabılar. Her şey aslında Sema Hoca'nın bu böyle olmak zorunda değil demesiyle başladı. Bir meydan okudu. Eyyubiye sınıra çok yakın bir yer. Gitseniz ne olduğunu anlayacaksınız. Dolayısıyla itiraz etmeye devam edin. Meydan okumaya devam etmedin. Devam edin ama bunun hazırlığını da yapın. Evet, vazgeçmemek. Bu çok duyduğunuz bir kelime. Belki basketbolun dışında başka bir sporda saniyeler bu kadar önemli mi bilmiyorum ama bu bir Türkiye Kupası maçı. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanıyor. 6 saniye kala Galatasaray 3 sayıyla önde. Nikol, bunu bir görelim mi sol taraftakini? Şimdi son 6 saniye. Pivotların 3 sayıları olabilir Fenerbahçe'de. Kepi Pandexer. Kepi pozisyon buldu, atışı isabetli. Kepi Pandexer. Yani burada basketbolu bilenler işte faul yapsaydı, belki zaten spiker de onu söylüyor. Faul yapsaydı üçlük yemeyecektik. Belki Galatasaray'ın kazanma şansı olacaktı. Bir saniye var. 1.2 saniye. Bir saniye var. Bir saniye hayatta hiçbir şey. Basketbolda çok şey. Şimdi bu şampiyonluk maçı. Eğer Galatasaray sayıyı atamazsa uzayacak ve 5 dakika daha uzayacak. Fenerbahçe'nin şansı olacak. Nikol, öbür tarafı da görelim. Bilecekler mi? Lindsay Bellon. İçeride bir hareketlilik var. Işıl Alben içeride. Lindsay Bellon. Sancho Little. Atı ve şimdi bu bazen şans da lazım ama şans kapıyı çaldığında, ben çok sevdiğim bir kelime, şans kapıyı çaldığında sizin kıyafetinizin ütülü ve tertemiz olması lazım ve giymiş olmanız lazım. Dolayısıyla bu atışı iki de Fenerbahçeli oyuncu da Galatasaraylı da oyuncu da bu atışı, evet şans mutlaka var ama o şans için aylarca, günlerce tekrar doğru atışı bulana kadar tekrar ezberleyene kadar tekrar çalışmışlardır. Yani bu bir anda olan bir şey değil. Dolayısıyla evet, vazgeçmeyeceğiz. Engeller karşımıza çıktığımız zaman direneceğiz ama hep deminden beri söylediğim, hep hazırlıklı olacağız. Zor günlere hazırlıklı olacağız. Ne yapacağımızı bileceğiz. İki sene evvel yapılan bir istatistik çalışmasında Türkiye'deki nüfusun 15 yaşla 24 yaş arasındaki rakam 12 milyon olduğu sayılmış, belirlenmiş. Bu şu demek, sizin yaşınızda 12-15 milyon arası insan var. Siz buradan, siz çok güzel bir okulda okuyorsunuz,
Öğretmenler sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için ayaklarınızın altına merdiven basamaklarını koyuyor. Sonra lisede kanatlarını takıyor. Liseden mezun olduğun zaman artık uçmak sizin hayallerinize ve sizin yaptığınız çalışmalara bağlı. Kanatlarla berabersiniz. Şimdi burada uçtunuz, çok güzel. Ama sizin gibi 15 milyon kişi daha uçtu. Farkı nasıl yaratacaksınız? Burada güzel noktalardan bir tanesi şu. Bunu da çok duyduğunuz bir laftır. Ya ben işte şunu yapacağım. Ya kızım, oğlum, bu daha önce kimse yapmadı, sen de yapamazsın. Yapılmışı yap. Bunu birisi dediği zaman hemen itiraz edin. Meydan okuyun, yapmanızı istediğiniz şeyi yapın. Yanılın, deneyin, yanılın, deneyin, hata yapın, deneyin. Sonunda hiç kimsenin yapmadığı bir şey yaptığınız zaman o zaman fark yaratmış olacaksınız. Bu adam, Red Larson, İtalya voleybol milli takımının atletik performans koçu. Burada bir sohbet ettiğimiz ve bu TEDx'i hazırlayan arkadaşlarımızdan iki tane voleybolcu vardı. Ben böyle bir ısınma gördüm mü dedim. Daha görmedim dedi. Beraber Nicole oynatırsan. Birkaç şey dikkatinizi çekmiş olması lazım. Adam buna çalışmış ve fark yaratmış. Bence en önemlisi şu an gördüğünüz seyirciler. Yani her şeyi çekiyorlar, ayakta seyrediyorlar. Adam kendini seyredilebilir kılmış. Yaptığı işi keyif alarak yapıyor ve fark yaratmış. Dolayısıyla ben bunu gördüğümde, işte 40 senedir, 41 senedir basketbolla yatıyorum, kalkıyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Demek ki fark yaratmanın tam kelime karşılığı bu olsa gerek. Dolayısıyla bu aklınızda kalmasını istiyorum. Mutlaka 15 milyon kişinin içerisinde sizin biricik olmanız için mutlaka fark yaratmanız gerekiyor. Evet, bu Gambari Masu benim sihirli kelimem. Japonca bir kelime. Aslında elimden gelenin en iyisini yapacağım demek. Kelime bu. Şimdi basketbola baktığınız zaman evet, sayı atmak çok değerli, maçı kazandırıyor. Ama şampiyonluğu kazanmak için takımınızla mücadele etmeyi seven, takım egolarından arınmış, birbiriyle paylaşan, yardımlaşan, vazgeçmeyen, takımı oluşturan bu tip oyuncular olması gerekiyor. Yani aslında herkes elinden gelenin en iyisini yapan bir takımınız olduğunda mutlaka şampiyonluğun adayı oluyorsunuz. O yüzden ben size Gambari Masu diyorum. Teşekkürler.